Bence en güzeli her şeyi hesaplamaktan vazgeçmeliyiz. Ne kadar dua edeceğinizi, kaç bölüm okuyacağınızı. Bu konuda ruhla gitmeye başlarsanız, numaralardan uzaklaşırsanız inanın kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Galatyalılar kitabının ilk üç bölümünü öğreteceğim sizlere. Biraz zamanınızı alacağız. İyi bir İncil öğrencisi olacaksınız. Birçok güzel ders alacaksınız. Ve umarım Tanrı'nın lütfuyla yeni ahitin ana hatlarını basitçe anlamanızı sağlamış olacağız tıpkı lütufla kurtulduğumuz gibi. İyi işlerimizle değil, bizim kendimizi kurtarabilmemizin bir yolu yok. Birçoğunuz bunu biliyorsunuz ama nasıl kurtulduğumuzu bildiğimiz gibi nasıl yaşayacağımızı da bilmeliyiz. Yani Tanrı sadece imanla, yani Tanrı sadece imanla Mesih'te kurtulmamızı değil imanla da yaşamamızı istiyor. Çoğu insan bir gün kendi bilgeliklerinin sonuna geldiklerinde kendilerini cennete sokamayacaklarını anlıyor ve tabii ki Tanrı'ya ihtiyaçları olduğunu anlıyorlar. Bir süre vazgeçiyorlar ve İsa'yı hayatlarına davet ediyorlar. Sonra da İncil okumaya başladıktan, çalışmaya başladıktan ve vaazları dinledikten sonra kendi kendilerine İncil'in yapmamızı söylediği şeyleri uygulamaya çalışıyorlar. Sonra sadece lütufla kurtulamadığımızı unutuyoruz. Ama aynı zamanda lütufla ve imanla da yaşamalıyız. Pavlus kiliselere lütufu anlatmak üzere Tanrı tarafından seçilmişti. Kendisi yaşayarak öğrendi. Pavlus kiliseye zulmeden bir zalimdi. Tüm güçle kiliseyi yok etmeye çalışıyordu. Stefan taşlanırken o da oradaydı. Hristiyanların toplanarak hapse atılmasından mutlu oluyordu. Bu şekilde gaddarca davranırken kendisinin doğru olanı yaptığını, çünkü çok dindar olduğunu, yasaya bağlı bir Yahudi olduğunu fakat Tanrı onunla Şam yolunda karşılaştı. Kendisini ona açtı. Tanrı ile çok büyük bir tecrübe yaşadı. Fakat o atından düştü parlak bir ışık. Birkaç gün konuşamadı. Tanrı ona müjdeyi yayacağını ve bu müjdenin lütuf müjdesi olacağını esinledi. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bir konuyu yaşamış olandan daha iyi hiç kimse o konuda öğretiş veremez. Ve lütuf Tanrı'nın iyiliğini hak etmeyenler içindir. Lütuf Tanrı'nın jestidir. Ama sadece Tanrı'nın lütfu değildir. Bunun sürekli sadece Tanrı'nın hak edilmemiş jesti olduğunun söylenmesinin bitmesini isterdim. Tanrı'nın lütfu evet. Ama aynı zamanda da Kutsal Ruh vasıtasıyla Tanrı'nın yapmamızı istediği şeyleri yapabilmemiz için gerekli güç Bunları bedensel güçle yapamayız. Kendi irademizle, kendi disiplinimizle çabalayarak yapamayız. Tüm bunlar iyi, güzel, faydalı şeyler. Ama İsa Mesih, "Ben siz hiçbir şeyi yapamazsınız." dedi. Hiçbir şey. Sadece hayal edin, sadece düşünün. Eğer hayatınızda yaptığınız her şeyi imanla yapsaydınız hayatınız Acaba neye benzerdi? <laughs> İmanda herkesin sabah kalktığında ilk etmesi gereken en güçlü ve en özel dua yardım ettir. <laughs> Amin. 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 Size söylüyorum, hayatımızda yardıma ihtiyacımız olmayan Amin. Her şey için yardıma ihtiyacımız var. Ben kendime günün her anında yardım et İsa, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et diyorum. Yardıma ihtiyacınız olduğunu bilmeyebilirsiniz ama yardıma ihtiyacınız var. Evet. Galatyalılar'da bizim artık yasaya bağlı olmadığımız ve lütuf altında yaşadığımızla ilgili çok ama çok fazla şey var. Yasaya göre yaşayarak yasaların tamamını tutamayacak kadar imkansız olduğunu anlamış bir eski ahit okumuş Yahudi olabilirsiniz. Ama ben bunu yapamam. <laughs> Senin beni yaşamam için çağırdığın hayatı yaşayamam. Tüm yasalara uyamam. Çünkü yasaya göre tüm kuralları uygular ama bir tanesini çiğnersen suçlu olacaksın. Moral bozucu. Ama onlar tüm yasalara uymak için çok sıkı çalıştılar. Ve bu şekilde yönetilenler, bu şekilde yaşamaya çalışanlar günümüzde de var kiliselerde. Her pazar kiliseye gittiğinizde yılda üç kez gidenlerden üstün olduğunuzu düşünürsünüz. İncil'i her yıl tamamen okuduğunuzda günde sadece bir parça okuyanlardan daha kutsal olduğunuzu düşünürsünüz. Özel olduğunuzu düşünürsünüz. Ve bu kutsal gurur konusunda dikkatli olmalıyız. Çünkü bizim kendimizi başkalarından üstün görmemizden daha çok Tanrı'yı üzen bir şey olduğunu hiç sanmıyorum. Tanrı'nın bize lütfettiği şeyi yapıyoruz ama aptalca bundan kendimize paye çıkarıyoruz. Sizce bu doğru bir şey mi? Amin. Bu bizi sıkıntı içine sokuyor. Evet. Güzel bir boyut var. Biz buna lütuf hareketi diyeceğiz. Kiliselerde geçen 2-3 yıl Lutfa vurgu yaparak geçti. Ve eğer kilise tarihine bakarsak, belli zamanlarda belli konulara vurgu yapıldığını görürsünüz. Bu iyi bir şey çünkü belli alanlarda ne kadar iyi olsak da kötü zamanlar yaşayabiliriz ve bu durumda tanrı olaya el atar, bizi yenileyerek ders verir. Ama iyi olan her şey, her zaman iyi kalmaz. Biz Hristiyanlar derslerden kaçmamayı öğrenmekte başarılı değiliz. <laughs> yani geçmişte kutsallık hareketi yıllarını yaşadınız ve bu harikaydı. Biz kutsal hayatlar yaşıyoruz ama sonra bu çizgiyi aştı, herkes çok legal oldu. Sonra birdenbire hiçbir şey yapamadılar. Makyaj yapamazsınız, saçınızı kesemezsiniz, dans edemezsiniz, parti yok, film izleyemezsiniz. Olmaz, olmaz, olmaz. Peki, bunu kim kabul edebilir? Birçok genç insan, belki aranızdan bazıları kilisede bu şekilde büyüdünüz. Bu Tanrı'ya yakınlaştırmaktan çok Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Bu size Hristiyanlığın hayattan zevk almak olmadığını düşündürüyor. Olacak şey mi? Söz ve iman hareketi geçmişte 60'lı ve 70'li yıllarda refahla ilgili öğretirdi. Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Hayatıma tekrar güçlü bir yolla dokundu. Lütufla kurtulduğumu biliyordum ama kurtuluş haricinde hangi konuda imanımı kullanabileceğimi bilmiyordum. Ve iman Tanrı'nın size kullanmanız ve yaymanız için verdiği bir şeydir. Güçlü bir güç ama otomatik değil. Siz imanınızı Tanrı'ya veriyorsunuz. Hepsini ona veriyorsunuz. Refah hakkında öğrendiklerimden dolayı çok müteşekkirim. Fakat bu dengesinden çıktı. İman hakkında öğrendiklerimden mutluyum ama dengesinden çıktı. Ne zaman birinin hayatında bir problem olsa bu imanlarının kıtlığından oluyordu. Eğer hastalanırsanız Yeterince imanınız yok demektir. Çocuğunuz öldüyse imanınızın az olmasındandır. İncilin hiçbir yerinde asla sıkıntı yaşamayacağımıza dair bir bölüm yoktur. İsa dedi ki dünyada sıkıntılarınız olacak sevinin ben bu dünyayı yendim. Evet, Paulus'un önemli vurguladığı gibi gerçekten uzaklaşmama konusunda dikkatli olmalısınız. Ruhları sürekli test etmelisiniz. Her şeyin Tanrı sözüne uygun olduğuna bakmalısınız. İblis sizin bir şeyi yeterince yapmamanızla ya da çok fazla yapmanızla ilgilenmez. Yani demek istediğim evinizi temizlemiyorsanız o bundan mutlu olacaktır. Ama bir fanatiğe dönüşür. Anlıyor musunuz? Ama bir fanatiğe dönüşür ve evinizde tek bir toz zerreci bırakmama konusunda takıntılı olursanız ki ben olmuştum ve insanları evinizin nasıl göründüğüyle etkileme çabasına girerseniz o ayrı bir konudur. Bu ayrı bir problem oluşturur. Böylece kendi değerinizi düşürdüğünüz, kölesi olduğunuz başka bir sıkıntı içine girmiş olursunuz. Denge çok önemlidir. Dürüst olmak gerekirse hiçbirimiz bu konuda iyi değiliz ve bunu biliyoruz. Öyle değil mi? <laughs> Amin. Şimdi okumaya başlamam gerekiyor. Ama şunu söylemek istiyorum ki bizler yasadan özgür kılındık. Teşekkür ederim Tanrım, teşekkür ederim. Bugün dinlemekte olduğumuz lütuf öğretisi bunu gayet net açıklıyor. Yasadan özgür kılındık. Eski Ahit'in kurallarından özgürüz. Tanrı ile yeni bir antlaşma yaptık. Bu lütuf antlaşması ama burada şu var ki bazı insanlar bu konuda dengeyi kaçırıyorlar ve lütuf darmadan bir hayat sürmek için bir mazeret değildir. Hadi şimdi beni dinleyin. Evet. Beni dinleyeceksiniz değil mi? Lütuf günah içinde yaşamamak için bir güçtür. Bu Tanrı sizin yanlışlarınızla ilgilenmez demek değil. Çünkü o her zaman lütufkardır. Bizler İncil'de yazan yasadan özgür kılındık ama bu seremoni yasaları, kuralları izlemekten, düzenlemelere uymaktan, bayramlar ve kutsal günlerden demektir. Diyet kurallarından, giyebileceğiniz ya da giyemeyeceğiniz şeyleri belirten kurallardan, yiyeceğiniz ya da yiyemeyeceğiniz şeyleri belirten kurallardan ve tüm bu gibi şeylerden. Fakat beni dinleyin, bizler ahlak kurallarından özgür kılınmadık. O emir eskiden olduğu gibi bugün de geçerliliğini koruyor. Biz bunu biliyoruz. O emir geçerliliğini koruyor. Hadi. Bir zamanlar birinin şunu dediğini duydum. Birilerinin kalkıp o emiri öğrettiğini düşünebiliyor musunuz dedi. Bense Evet diye düşündüm. Bunu ben kendim yapıyorum. Yani onlar yok olmadı demek. Yeni bir özgürlük var. Benim sadece pazar günleri hiçbir şey yapmadan oturmanız gerektiğine ve hiçbir şey yapmamanız gerektiğine inanmam gerekmiyor. Ama haftada en az bir gün dinlenmezseniz şabat olarak çok kısa zamanda dağılırsınız. <laughs> Ve ayrıca Tanrı için ayrılmış zamanımız olması gerekiyor. Ben bunu sadece haftada bir gün yapmıyorum. Her gün yapıyorum. <laughs> Amin. Yani lütuf bizim yüksek ahlak standartlarında bir yaşam sürmemiz için bize mazeret vermiyor. Lütuf aslında bizden yasanın yaptıklarından daha fazlasını yapabilmemizi bekliyor. İsa dedi ki: Eğer bir kadına bakarsanız sadece bir kadına şehvetle arkasından bakarsanız dahi yüreğinizde onunla zina etmiş olursunuz. Yani o işleri kolaylaştırmadı daha da zorlaştırdı. <laughs> Ve dedi ki bunu yapabilmeniz için size lütfumu vereceğim. Onlar yasa altında daha iyi olmaya çalışıyor. Fakat her şey onlara kalmıştı. İyi olduklarında kendilerini iyi hissettiler. İyi olmadıklarında suçlu hissettiler. Hayatlarında kurbanlar adıyorlardı. Fakat yasa diyor ki Göze göz ve dişe diş. İsa dedi ki: Düşmanlarınızı bağışlayın. Lanet edeni bereketleyin, sizi kullananları, taciz edenleri. Eğer ihtiyaçları varsa yardım edin. Birçok insan ondalık vermenin yasaya ait olduğunu ve ondalık sorumluluğu kalmadığını söyler. Ben dürüst olacağım. Diyeceğim ki ben de mecbur olduğunuzu düşünmüyorum. Ama Birisi bunu neden ister anlamıyorum. Çünkü bununla birlikte gelen harika bir vaat varken Malaki de diyor ki eğer ondalıklarınızı ambara getirmezseniz lanetlenirsiniz. Ben Tanrı'nın insanları lanetlediğine inanmıyorum. Çünkü İsa laneti kırdı. Eğer bu prensipleri izlemezsek hayatımızdaki bereketleri kendimiz kaçıracağız. Eğer %10 yasa altında verebiliyorlarsa, lütufla bizler neler yapabiliriz, öyle değil mi? Bundan hoşlanmayabilirsiniz, henüz yüzde ona bile gelememişsinizdir. İncilde görüyoruz. Yeni Ahit'te hangi sözün kullanıldığını biliyor musun? Orada merkezedekin ondalığı nasıl getirdiğinden bahsediyor. Bugünlerde geçerli değil. İbrahim ondalık kuralı gelmeden önce ondalık veriyordu. Bunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Bugün bunun geçerli olduğuna inanmıyorum ama sizi cennetten uzaklaştıracak bir şey olduğuna da inanmıyorum. Tanrı vermezseniz çılgına dönmeyecektir. Bereketlerinizi de kaçırmayacaksınız ama ne ekerseniz onu biçersiniz. Ve işte Yeni ahitte söylediği gibi cömert olun. Cömertin ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? Talep edilenden fazlası. Hadi bakalım. Eski ahitte talep edilen yüzde on. Ama şimdi Paulus diyor ki cömert olun. Neden o sözü kullandığını biliyor musunuz? Diğer uluslardan inananlarla konuşuyordu da ondan. Yani o cömert olun dedi verebileceğinizden fazlasını verin. Yardım edin. Elinizdekileri paylaşın. O yüzde ondan bahsetmedi bile. Her şey Tanrı önünde amade olmalı. Yani elçilerin işleri kitabında onlar mallarını sattı, her şeylerini getirdiler ve her şeyi birlikte kullanıp paylaştılar. Yani demek istediğim paranızı tutmak istiyorsanız İsa ile kapışmaktansa yasa altında yaşamayı bırakabilirsiniz. Çünkü onun tarafından kazanıldığınızda size bir şey söyleyeyim. Senin param, benim param ya da cüzdan da gizli para diye bir şey artık yok. Tanrı onların nerede olduğunu biliyor. O sizden çıkarıp vermenizi istiyor. Hoşlanmadığınız birine bile verin. Bir gün birisi ofisimizi aradı yasa dışı bir takım aktivitelerle uğraşan arkadaşlarım var. Fakat çok büyük para kazanıyorlar ve kiliseye sürekli gidiyorlar. Yakalanmayacaklarını düşünüyorlar ve onları bereketliyor. Lütfundan ötürü yapıyor. Acaba siz bu konuda ne diyorsunuz? Bana sorduğuna bakın. Ben buna ne diyebilirim ki büyük bir kahkaha attım. <laughs> ne dedim biliyor musunuz? Bu hayatımda duyduğum en aptalca soru. Yani o şahsa bunu söylemedim tabii. Fakat bu soruyu ofiste getirdiklerinde şaka yapıyorsunuz dedim. Yani buna ne diyebiliriz? Fakat şu var. Aslında şeytan insanları kandırmayı çok iyi biliyor. Her zaman Birazcık, küçük bir parçacık, küçük bir parçacık. İşte bu yüzden yaptıklarımızın Tanrı sözüyle uyumuna bakalım. Bir şeyleri tecrübeyle halledemeyiz. Tecrübe değerlidir. Bunu biliyoruz. Fakat biz Tanrı sözü ve hayat tecrübeleriyle her şeyi öğreniriz. Amin. Amin. Yani İncil bize öğretiyor ki biz yasacıysak ve her şeyi yasaya göre yapıyorsak bu bir olgunlaşmama göstergesidir. Ruhsal olarak olgun insanlar yönetmeyi bilir ve kutsal ruh tarafından yönlendirilirler. Çünkü Tanrı yasayı yüreklerimize yazdı. O emir yüreklerimizde yazılı. Beni dinliyor musunuz? İyi misiniz? Size bir şey soracağım. Aranızda kaçınız bir şeyleri Kanunlaştırma konusunda iyi. Kaçınızın neden bahsettiğim hakkında fikri yok? <laughs> Pekala bir örnek vereceğim. Evimi temizlemek. Ben evimi her gün temizledim. Her gün elektrik süpürgesiyle süpürdük. Ve her gün toz aldık. Evdeki her camı parlattık. Gördünüz mü? Evin her yerini harika yapmadığım sürece iyi hissetmiyordum. Hadi söylediklerimi duydunuz mu? İncil okumayı bir kanun olayına dönüştürebilirsiniz. Bir yıl içinde İncil'i en az bir kez okumak kilisede herkes İncil'i yılda bir kez okuyordu. Bunun için iki bölüm Eski Ahit'ten, iki tane Yeni Ahit'ten, bir tane özdeyişlerden, bir tane mezmur okumalısınız. Her gün okumalısınız. Ben bir takvim aldım, buzdolabının üzerine koydum. Herkes benim okuduğumu anlasın diye. Altı bölümü okurken tik atmanız gerekiyor. İnsan zihni tik atmayı sever. Kuralcıysanız listeleri seversiniz. Aranızda kaçınız liste sever? Tamam. Listelerle ilgili bir problem yok. Listedekilere belirlediğiniz zamanda tik atamadığınızda kendinizi suçlanmış, kötü ve ezik hissediyorsanız... Bu liste artık sizi disipline eden bir şey olmaktan çıkmış demektir. Bu sizin her gün yerine getirmek zorunda olduğunuz yasanız olmuştur. Aşırı kuralcı olan kızlarımdan biri sonradan lütfu anladığında bundan vazgeçti. Ben onun ütü yaparken ütülediklerini tek tek listeye işaretlediğini hatırlıyorum. O zamanlarda ütüyü severdi. Her günü ütü gününe dönüştürmüştü. Ama bunları hiçbir zaman bitiremedi çünkü her zaman gerçekçi olmayan hedefler koyuyor. Bunu başarması o kadar zordu ki. Kaçınız böyle şeyler yapıyor acaba? Hadi söyleyin. Bu nedenden dolayı onları ütülemeyi bitiremiyor. Sonunda kendisini kötü ve başarısız hissediyordu. Yani bence en güzeli her şeyi hesaplamayı bırakmak gerekir. Ne kadar dua edeceğinizi ya da kaç bölüm İncil okuyacağınızı hesaplamayı bırakın. Kutsal Ruh'la gidin, bir şeyler öğrenin. Her şeyi numaralarla yapmayın. Böylece inanın bana kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ben kendimi sürekli o takvime tik atarken buluyordum. Her gün 6 bölümü okuduktan sonra takvimin bulunduğu odaya koşturuyordum. Ondan kurtulmak dayanılmazdı. Bu benim için büyük bir başarıydı. bir keresinde günde sadece bir saat dua etme öğretisi vardı. Benimle bir saat dua edebilir misin? İsa'nın öğrencileri konuştuğu ayet. Herkes günde bir saat dua ediyordu. Ben saatimi alıyor. Her gün tam tamına 60 dakika dua ediyordum. Söylediklerimin bir anlamı olup olmadığının hiçbir önemi yoktu. Bir saatimi tamamlıyordum ya. Size bir şey söyleyeyim. Çoğunuz kendinizin bile farkında olmadığınız kadar kuralcısınız. Bu hayattan zevk almamanızın en büyük nedeni. Çünkü yasa neşe değil, ölüm getirir. Biz Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk. Aynı zamanda o lütufla yaşamayı da öğrenmeliyiz. İmanla yürüyoruz ve Tanrı'nın lütfunun yardımıyla yaptıklarımızı yapabiliyoruz.